kuşbaşının kilosu 31 lira. Dana kıymanın kilosu ise 29 lira olacak. Ucuz etler. Kullanır mısınız, alır mısınız? Vallahi almadık da deneyeceğiz, alacağız. Reyonda yerini alan et paketler halinde satılıyor. Kuşbaşının kilosu 31, kıyma 29 lira. Alacağız mı paket, deneyeceğiz yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Ondan sonra da karar vereceğiz. Devam eder miyiz, etmez miyiz? Paketlerin üzerinde Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilen karkas etlerden üretilmiştir uyarısı bulunuyor. Market satılan etin ithal değil, yerli olduğunu söyledi. Ancak kasaplar tersini savunuyor. Onlar yerli değildir, onlar ithal ettir. Kesin bir et, o fiyat olamaz. Kasaplar yerli kıyma 29, kuşbaşı 31 liradan satılmaz diyor. Şöyle deniyor, hiç kâr edilmeden satılacak diyor. Siz etten 10-15 lira kâr mı ediyorsunuz? Hayır, kesinlikle. 3 lira 4 lira. Yani bellidir kâr marjı. 50 lira olan bir şeyin başka bir yerde 29 liraya satılması kökeniyle ilgili soru işaretine sebep olur. Kasapta ise kıyma 48, kuşbaşı 50 lira. Biz de anlamıyoruz nasıl satıyorlar. Bu kadar büyük fark neyle sağlanıyor? Et nereden geliyor? Vallahi şimdi soru işaretlerini bir tarafa bırakalım. Yani onlar tartışmalar yapılacaktır. Bu sorular sorulacaktır. Bu tartışmalar yapılacaktır. Bu normaldir. Ayrıca her zaman İyiye iyi, kötüye kötü, eğriye eğri, doğruya doğru demek durumundayız. Vallahi ben bu akşam Bakan Eşref Fakıbaba'yı kutlamak istiyorum. Sonuçta öyle ya da böyle sözünü tuttu. Ucuz et sözü vermişti. Gerçi biraz geç geldi raflara ucuz et ama öyle ya da böyle bakanı kutlamak lazım dediğini yaptı. Bravo Sayın Bakan Eşref Fakıbaba diyorum. Bu ucuz eti reyona sokmasını başardı. Bir hafta demişti ama varsın 15 gün olsun. Sonuçta geldi. Sözünü tutmuş oldu. Bravo diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz.